Birinci soru. Derinliği sabit, durgun bir suda oluşturulan su dalgaları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dalga tepesi ile dalga çukuru arası yarım dalga boyu kadardır. Evet, bu doğru bir ifadedir. Dalgaların ilerleme doğrultusu dalga cephesine diktir. Doğru bir ifadedir. Dalga boyunu kaynağın frekansının değişmesi ile değişir. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Mesela burada şunu söyleyebiliriz. Dalga frekansı artırırsak, yani şuradan bir F kuvveti uyguladığımız zaman şöyle çok hızlı bir şekilde F kuvvetini aşağı yukarı indirirsek oluşacak dalgalar şu şekilde olacaktır. Ama biz F kuvvetini aheste aheste yukarıya kaldırıp aheste aheste aşağı indirirsek oluşacak dalgaların dalga boyu da şu şekilde olacaktır. Yansıyan ve gelen dalgalar üst üste geldiklerinde bileşke dalga oluşturduktan sonra birbiri içinden geçerek hareketlerine devam ederler. Bu da doğru bir ifadedir. Dalganın hızı kaynağın frekansının değişmesi ile değişmez arkadaşlar. Dalganın hızı ne ile alakalıydı? V eşittir X bölü T ile, yani lambda bölü T ile alakalıydı. Ama dikkat, buradaki hız sadece ve sadece su dalgalarında neye bağlıydı? Suyun derinliğine bağlıydı. Derinlik değişmediği müddetçe hız değişmiyordu arkadaşlar. O yüzden C seçeneğimiz yanlıştır. İkinci soru. Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgalarının hızı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Suyun derinliğine ve suyun saflığına da bağlıdır diyebiliriz arkadaşlar. Ama kaynağın frekansına bağlı değildir. Buna göre cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Üstten görünüş şekilde verilen bir dalga tepsisinde K'da oluşturulan bir atma bir süre sonra L'deki durumunu almaktadır. Buna göre dalga tepsisinin derinlik dağılımı aşağıdakilerden hangisine benzer diyor. Bakın şu birinci eleman şu kadar yol alır iken ikinci eleman bakın şu kadar yol alıyor aynı sürede. Üçüncü eleman da bakın şu kadar yol alıyor. Buna göre şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok yol alan çok derindir. Az yol alan az derindir diyebiliriz. Buna göre bir çok derin olacak. Çok derin olan 1 olacak bakın. Sığ olan herhalde 2 olacak. Bakın sığ olan 2 olacak. Ve az derin olan 3 olacak arkadaşlar. Buna göre cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü soru. Su derinliği değişmeyen ve içinde engel bulunan dalga leğeninde KLM'ye doğrusal atmasının ilerleme yönü şekildeki gibidir. Bu atmanın engelden tümü ile yansıdıktan sonra ilerleme yönü nasıldır? Arkadaşlar düzlem aynayı hatırlayın bakalım. Düzlem aynada eğer 45 derecelik bir ayna varsa düşey cisimler yatayda, yatay cisimler de düşeyde görüntü oluşturuyordu. Hatırladınız mı o özelliği? Burada da 45 derecelik bir engel olduğu için düşeyde gelen atma yatayda, yatayda gelen atma da düşeyde gidecektir. O yüzden şu adamın cevabı ya A seçeneği ya da B seçeneği olacak. Bakalım A mı B mi? Şimdi dikkat, şöyle bir K geldi. Buradan tam yansımaya uğradı. Tam yansımaya uğradığı için şöyle oldu. L geldi. Tam yansımaya uğradığı için şöyle oldu. M geldi. Ona da şöyle çizelim. Tam yansımaya uğradığı için şöyle oldu. Buna göre yeni dalgamız şu şekildeki gibi olacaktır diyebiliriz. Bakın. Düşeyde olan elemanın görüntüsü yatayda çıktı. K bakın şuraya gelmişti. Şöyle incelteyim biraz kalemi. K buraya gelmişti. L ortadaydı. M de bakın şuradaydı. Buna benzeyen cevap da sanki B seçeneği. Beşinci soru. Bir dalga leğeninde dalga kaynağının oluşturduğu periyodik dalgaların dalga boyunu küçültmek için işlemlerden hangileri tek başına yapılmalıdır? Kaynağın titreşim periyodu küçültülmeli. Evet, bu yapılabilir. Bakın bunları hep şöyle hayal ediyorsunuz. Titreşim periyodu. Şimdi bu adam titreşiyor değil mi? Bir yukarı gidiyor. Bir de ne yapıyor? Aşağıya geliyor. Yani bu şekilde titreşim hareketi yapıyor ve bir dalga oluşturuyor. Şimdi sen buna aheste aheste yaparsan dalgalar aheste aheste şöyle oluşacaktır. Öyle değil mi? Ama sen bunu
hızlı yaparsan, yani periyodu azaltırsan, bakın şöyle 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 hızlı bir şekilde yaparsan, bu oluşacak dalga da ne olacaktır? Şöyle olacaktır. O yüzden kaynağın titreşim periyodunu küçültmek dalga boyunu ne yapacaktır? Küçültecektir. Kaynağın titreşim genliğini artırmak dalga boyunu değiştirmeyecektir. Bakın genlik demek şu demek. Eğer sen bu adamın periyodunu değiştirmeden adamı aheste aheste şöyle götürüp şöyle getirirsen bu adamın ne olacaktır? Dalgası şu şekilde olacaktır. Sen bu adamı aynı, bakın dikkat edin, aynı hızla, yani aynı periyotla bu sefer şöyle yukarı getirdin, şöyle aşağıya getirdin. Yani şuradaki genliği artırdın. Bu adamın dalga boyu değişmeyecek. Sadece şuradaki, bakın, yüksekliği değişecek. Hop geleceğiz. Hop şöyle olacağız. Bakın şu aradaki mesafeye dikkat ettiniz mi? Şu aradaki mesafe yine değişmedi. Ha ne oldu? Siz bu adamın genliğini artırdınız. Bu adamın boyu büyüdü diyebiliriz. Buna göre iki yanlış. Bakın en çok yanlış yapılan yer burasıdır. Hatta 1, 2, 3 diye cevapları verirler. Leğendeki su yüksekliğini azaltma tabii ki hızı azaltacağından dolayı dalga boyu azalacaktır. Cevabımız C seçeneği olacak. Altıncı soru yine çok sorulan soru tiplerinden bir tanesi. Bu sorulara dikkat ediyorsunuz. Kolaydır, çıkma ihtimali yüksektir. Bir dalga leğenine üstten bakan bir gözlemci, K kıyısındaki periyodik dalgalar yayan bir dalga kaynağını oluşturmuş dalgaların şekildeki gibi ilerlediklerini görüyor. Buna göre dalga leğenin biçimi aşağıdakilerden hangisine benzer diyor. Bakın şurada gitgide dalga boyu küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş. Sonra da tekrar büyümüş, büyümüş, büyümüş. Buna göre şurası derinmiş. Ortaya giderken sığlaşmaya başlamış. Sonra tekrar ne olmuş arkadaşlar bu? Derinleşmeye başlamış. Bunu sağlayan seçenek de herhalde B seçeneğidir. Bakın önce derinmiş, sonra sığlaşmaya başlamış, sonra tekrar derin olmaya başlamış. 7. soru. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde şekildeki parabolik bir engel bulunmaktadır. K'daki noktasal kaynaktan yayılan dalgalar engelden yansıdıktan sonra tekrar K'da toplanıyor. Kaynak L'ye taşınırsa engelden yansıyan dalgaların görünümü aşağıdakilerden hangisine benzer diyor. Arkadaşlar bu tarz soruların hepsini aynalar gibi düşünüyoruz. Bakın çukur bir aynada şu şekilde K'dan gönderilen ışın tekrar geri geliyor ise K noktası bu adamın ne noktasıdır? Merkez noktasıdır. Yani 2F'dir. K2F ise L nedir? F'tir, odaktır. Buna göre odaktan gönderilen ışınlar aynaya çarptıktan sonra paralel gidiyordu. Odaktan gönderilen dalgalar da aynaya çarptıktan sonra, engele çarptıktan sonra ne olacaktır? Asal eksene paralel gidecektir. Buna göre cevabımız D seçeneğidir. 8. soru. Şekilde üstten görünen yatay dalga leğeninde doğrusal dalga kaynağının oluşturduğu periyodik dalgaların dalga boyu lambda ilerleme doğrultuları nedir? Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir leğenin PR ayaklarına ince özdeş bir takoz konularak yataylığı bozulursa lambda ve n değişir diyor. Şimdi bakın PR ayaklarına ne olacaktır arkadaşlar? İnce bir takoz koyar isek, yani şuraya ince bir takoz koyar isek, sular aşağıya doğru gelecektir. Sular aşağıya doğru geldiğinden dolayı ne olacaktır arkadaşlar? Bu eleman için üst taraf sığ, alt taraf derin olacaktır. Üst taraf sığ, alt taraf derin olduğundan dolayı da bu eleman ne yapacaktır? Şu şekilde bir hareket izleyecektir diyebiliriz. Böyle bir hareket izlediğinden dolayı lambda ve n değişecektir ifadesini kullanabiliriz. L'nin RS ayaklarına ince özdeş birer takoz konularak eğim verilirse, bakın RS ayaklarına ince özdeş bir takoz konularak eğim verilir ise lambda değişir, n değişmez. Doğru. Bu sefer de ne olacak arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Dalgalar, daha doğrusu önce suyu inceleyelim. Şuraya takoz koyduğumuz zaman sular bu tarafa doğru gidecek. Şuradaki derinlik fazla olacak ama
Buradaki derinlik düzgün olarak fazla olacak. Yani şu tarafla şu tarafın ve orta tarafın derinliği aynı olacak ve gitgide ne olacak? Bu derinlik azalacak. Yüzme havuzlarındaki gibi düşünebilirsiniz. İşte yüzme havuzlarında şuradan girdiğin zaman az derin oluyor da ilerledikçe derinlik artıyordu. Buna göre düşünebilirsin. O zaman burada ne olacak arkadaşlar? Dalga hızlı giderek azalan bir dalga olacaktır diyebiliriz. Yani ikinci seçeneğimiz de doğru oluyor. L'nin ayaklarına takus konulması dalgaların frekansını tabii ki değiştirmez. Dalgaların frekansını kaynak değiştirir sadece. Buna göre cevabımız E seçeneğidir. 9. soru. Bir dalga leğeninde iki farklı derinlik oluşturulup derin ortamda şekildeki yönde ilerleyen doğrusal dalgalar oluşturuluyor. Sığ ortama geçen dalgaların niceliklerinden hangisi değişmez? Derin ortamdan sığ ortama geçen dalgaların hızı ne olacaktır? Azalacaktır. Doğrultusu kesinlikle ve kesinlikle değişecektir. Hızı azaldığından dolayı. Hatta şöyle düşünüyorduk. Derin ortam da hız fazla olduğu için az yoğun gibi düşünülüyordu. Sığ ortamda hız fazla olduğu için çok yoğun gibi düşünülüyordu. Ve az yoğundan çok yoğuna gelen ışık ışınları normale yaklaşıp yoluna devam ediyordu. Buna göre bu dalgalar da şekildeki gibi yoluna devam edecektir diyebiliriz. Yani doğrultuları kesinlikle değişir. Derin ortamdan sığ ortama gelen elemanların hızı azaldığı için dalga boyu azalacaktır. Ortamları ayıran yüzey ile dalgaların doğrultusunun yaptığı açı kesinlikle değişecektir. Bakın şuradaki açıları diyor. Şöyle yapar isek. Bakın şu açılar kesinlikle farklı. Ama frekans kaynağa bağlı olduğundan dolayı değişmeyecektir. Buna göre cevabımız E seçeneğidir. 10. soru. Titreşim frekansları farklı periyodik X ve Y doğrusal kaynakları bir dalga leğeninde aynı yönde yayılan iç içe dalgalar oluşturuyor. Bu dalgalar farklı derinlikteki ortama geçince bakın burada ne gözükecektir? Ayrılma gözükecektir. Ayrılmada da frekans farklı olunca ilerleme doğrultuları farklı oluyordu. Yani bu eleman için mesela diyelim ki X elemanı için adam şöyle gidiyor ise Y elemanı için ne olacaktır? Adam atıyorum şöyle gidecektir veya tam tersi olacaktır. Yani bu dalgalar birbirinden kesinlikle ve kesinlikle ayrılacaktır. Yani ikisi de aynı yönlü değil, birbirinden farklı yönlerde hareket edecektir diyebiliriz. Buna göre bir kesin doğru. Bakın ayrılmayla alakalı bir mevzu. Çünkü titreşim frekansları farklı diyor. X'in dalgaları Y'ninkine göre gelme doğrultusundan daha fazla sapar. Bunun hakkında herhangi bir yorum yapamayız. Geliş doğrultuları aynı olsa bile bu adamların titreşim frekansını bilmediğimiz için buna kesinlikle doğru diyemeyiz. Y'nin dalgaları X'inkinden daha hızlı yayılır. Kardeşim ortam aynı olduğuna göre hızları ne olacaktır? Bunların aynı olacaktır. Bu da yanlıştır. Buna göre cevabımız A seçeneğidir. 11. soru. Dalga boyu lambda 1 olan doğrusal dalgalar aralık genişliği d olan bir engeli geçince bükülerek lambda 2 dalga boylarında yayılıyor. Buna göre lambda 1 ve lambda 2 ve d arasındaki ilişki nedir? Dalga leğenin derinliği sabitmiş. Dalga leğenin derinliği sabit ise bakın şu derinlikle şu derinlik eşit olduğu için lambda 1 ile lambda 2 birbirine ne olacaktır arkadaşlar? Eşit olacaktır. Burada su dalgalarının kırınımı var. Kırınım içinde ne geçerliydi arkadaşlar? Hani şuraya ne diyorduk? Omega diyorduk, öyle değil mi? Dalga boyu diyorduk. Dalga boyu. Eğer omega'ya eşit veya omega'dan büyük ise kırınım gerçekleşiyordu. Yani doğrusal gelen dalgalar dairesel bir yörünge izliyordu. Buna göre şuradaki eleman kırınıma uğradığından dolayı lambda dalga boyu d'den ne olacaktır arkadaşlar? Büyük olacaktır. Bakın kırınımı bildiğiniz zaman çok rahat bu tarz soruları yaparsınız. Buna göre cevabımız E seçeneği. 12. soru. İki farklı derinlikte X ve Y ortamları oluşturulan bir dalga leğeninde ilerleyen KLM doğrusal atmasının orta noktası L, uzunluğu 10 santimdir. Atma şekilde konuma geldiğinde atmanın KM uçları ayırma doğrusuna 3 ve 4 santim uzaklıktadır. Atmanın X ve Y ortamlarında yayılma hızlarının büyüklüğü Vx ve Y olduğuna göre Vx bölü Vy oranı kaçtır? Arkadaşlar atmanın orta noktası L, uzunluğu da 10 santim olduğu için şuralar nedir? 5'e 5'tir. Bakın
Bu kırılmayla alakalı bir soru. Su dalgalarının kırılmasıyla. Ben şuraya eğer teta, şuraya da alfa der isem, sinel bağıntısı bunlar için geçerliydi. Yani sinüs, bakın dikkat, teta bölü sinüs alfa eşittir. Sinüsün olduğu ortam x olduğu için vx bölü alfanın sinüsün olduğu diyorum, tetanın olduğu ortam x olduğu için vx bölü alfanın olduğu ortam y olduğu için v'ye eşittir. Veya lambda x, bakın dalga boylarını da kıyaslatabilirdi, bölü lambda y'ye eşittir. Bu kırılmanın formülüdür arkadaşlar. Şimdi sinüs teta karşı bölü hipotenüs olduğu için 3 bölü 5'e eşittir. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüs olduğu için 4 bölü 5'e eşittir. Burada Vx bölü V'ye yazılır ise cevabımız 3 bölü 4 olarak bulunur. Bakın eğer şu formülü düzgün bir şekilde ezberlemezseniz 4 bölü 3 sonucuna da ulaşabilirsiniz. O yüzden çok dikkat ediyorsunuz. Adamlar ikisini de vermiş. Bakın 3 bölü 4, 4 bölü 3. Şunları ters yazdığınız zaman 4 bölü 3 olacaktır ve yanlış bulacaksınızdır. O yüzden formüller burada çok önemli. Lütfen formülleri bir şekilde kodlayıp ezberleyin. Mesela ben ne diyorum? Teta'nın bulunduğu ortamdaki ortamın hızı ortamın dalga boyu, alfanın bulunduğu ortamdaki ortamın hızı ortamın dalga boyu tarzında kodlama yaptım ve sorunun çözümünü çok rahat bir şekilde yaptım arkadaşlar. 13. soru. Farklı derinliklerdeki x, y, z bölümlerinden oluşan bir dalga L'nin x bölümünde oluşturulan doğrusal atma z bölümüne şekildeki gibi çıkıyor. Buna göre x, y, z bölümlerinin derinlikler arasında nasıl bir ilişki vardır diye soruyor. Şimdi bu tarz sorularda yine neyden çözüyoruz arkadaşlar? Işığın kırılmasından çözüyoruz. Yani ona benzetiyoruz. Bakın şu şekilde bir yol izlemiş eleman. Hemen ne yapıyoruz? Bu elemanlar için normali çiziyoruz. Bakın şunun normali böyledir. Şunun normali de böyledir. Ne diyorduk arkadaşlar? Eğer derin bir ortam varsa derin ortamda dalga hızlı. Hızlı olan ışık da neredeydi arkadaşlar? Az yoğun ortamdaydı. Peki sığ bir ortam varsa sığ ortamda dalga yavaş ilerler. Yavaş ilerleyen ışık da hangi ortamda bulunuyordu? Çok yoğun ortamda bulunuyordu. Şimdi buna göre az yerine derin, çok yerine sığ ortam yazacağız. Bakın şuradan ışık ışınları gelmiş, normale yaklaşmış. Normale yaklaştığına göre ne diyeceğiz arkadaşlar? Burası az yoğun, burası çok yoğun ortam. O zaman çok yoğun ortama sığ diyoruz. Az yoğun ortama ne diyoruz arkadaşlar? Derin diyoruz. Buradan dikkat edin, şu şekilde gelen adam yine normale yaklaşmış. Yine normale yaklaştığı için azdan çoka gelmiştir. Az yoğun ortam ve çok yoğun ortam yazarsak az yoğun ortam ne olacaktı arkadaşlar? Derin olacaktı. Çok yoğun ortamda ne olacaktı arkadaşlar? Sığ olacaktı. Buna göre şuraya bir derinlik değeri verelim de daha böyle yakışıklı olsun sorunun çözümü. Mesela buraya 5 metre diyelim. Burası sığ ise buraya 3 metre diyelim. 3 metre derin ise o zaman sığ olan yer 2 metredir. Buna göre cevabımız x büyük, y büyük, z olacaktır. 14. soru. Dalga boyu 2 santim, hızı 24 santimetre bölü saniye olan periyodik doğrusal dalgalara saniyede 3 kez dönen stroboskopla bakıldığında dalgalar duruyor gibi görülüyor. Buna göre stroboskopun yarık sayısı kaçtır? Neydi arkadaşlar? F dalga eşittir Need for Speed'ti. Kodlama yapmıştık. Yani N çarpı F stroboskoptu. Şimdi dalgaların frekansını çok rahat bulabiliriz. Dalga boyu 2 santim. Lambda 2 santimmiş arkadaşlar. Lambda neye eşitti? Lambda eşittir V çarpı T idi. Veya lambda çarpı şu T yerine 1 bölü F yazarsak lambda çarpı F
neye eşit oluyordu arkadaşlar? V'ye eşit oluyordu. Lambda yerine 2 yazar isek buradan dalgaların frekansını çok rahat bir şekilde 12 olarak bulabiliriz. Şimdi dalgaların frekansı 12 imiş. Bize yarık sayısını soruyor, eni soruyor. Bilmiyoruz eni. Stroboskopta saniyede 3 kez döndüğüne göre frekansı 3'tür. Buna göre n 12 bölü 3'ten 4 çıkacaktır.